Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Nagihan'ın mutfağına değerli izleyicilerim. Arkadaşlar bugün size tam bir ölçü diyet çorbamla geldim. Tam bir diyet çorbası. Videomu izleyin yapın derim. İnanın yazında hem doyurucu hem de ferahlatıcı bir çorba tarifi. Nagihan'la kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Malzemelerimi söylüyorum. Bakın arkadaşlar, buraya hemen döktüm kaseme, bu kasede yapacağım için. Şöyle klasik 4 bardak yoğurdum var. Burada haşlanmış, şöyle kasem görüyorsunuz büyükçe, 1 kase nohudum var. Aynı kaseden gene haşlanmış, benimki elde yapılan erişte. 1 kasede erişten var. Eğer öyle erişteniz yoksa marketlerde satılıyor organik diye, ondan da yapabilirsiniz. Şöyle bir tutam da, iri bir tutam dereotum var. 2 tatlı kaşığı kekim. 4 çorba kaşığı da hakiki zeytinyağı. Arkadaşlar şöyle de bir miktar su aldım. Kıvamını açmak için yoğurdu. Şöyle adam akıllı şu yoğurdun topak olayını şöyle çırpıyoruz. Şöyle boza gibi. Ben biraz sulu yeri de vardı yoğurdum. Onu da koydum. Hani çok katıysa yoğurdunuz, su daha fazla kullanabilirsiniz. Şimdi suyumu döküyorum. Şöyle yarısını önce dökeceğim. Kıvamına bakacağım. Siz kıvamını biraz sulu ya da biraz koyu, nasıl istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Biraz daha istiyorsun. Çünkü çorba olacağı için biraz çorba kıvamını alsın. Şöyle bir kaşıkla da bakayım. Biraz daha istiyor. Yani bu bardağın hepsini dökeceğim. Şöyle büyük bir bardak ben döktüm. Hiç topağımızda kalmadı. Bakın. Hemen eriştemiz için alıyoruz. Eğer baktım koyu gelirse az daha su katabilirim. Ama şu an iyi gibi görünüyor. Hemen nohudum da. Dereotumuzu da. Maydanoz diyorum bazen dereotları arkadaşlar, kusura bakmayın. Görüntüden anlarsınız herhalde. Kekiğimi de. Çok doyurucu ve besleyici bir çorba. Diyet zaten ama gerçekten doyuruyor insanı. Bol bol da içebiliyorsunuz. Şimdi yağımı. Gerçekten yapın, deneyin derim. Yani diyetin dışında bile içilecek bir çorba. Benim için bu kıvam iyi. Biraz dumduru da olmasın. Özlü de olsun azıcık. Zaten değil de şöyle kaşığı aldığın zaman. Bunu arkadaşlar dolapta tutuyoruz. Soğuk içiliyor zaten ama dolaptan çıktığı gibi soğuk rahatsız ediyorsa sizi, biraz çıkartın içeceğiniz kadar. Azıcık ılındı mı içebilirsiniz. Isıtmadan. Bir de tabakta sunumu görelim arkadaşlar. Onu da izleyin bakalım.